Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf paragraf yayınları interaktif soru bankası kareköklü ifadeler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili gençler, hazırsak tam kare sayıların karekökü konusuyla dersimize başlayalım. Evet gençler bir doğal sayının karesi şeklinde yazılan sayılara tam kare sayılar diyoruz. Evet bir doğal sayının karesi şeklinde yazılabilen sayılara tam kare sayılar diyoruz. E, 4 sayısı sevgili gençler bakın 2'nin karesi şeklinde yazılabildiği için 4 sayısı tam kare bir sayıdır. 9 sayısı 3'ün karesi olarak yazılabildiği için bakın 9 eşittir 3'ün karesi diyoruz. Bundan dolayı 9 sayısı tam kare bir sayıdır. Bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine o sayının kare kökünü alma diyoruz. Evet gençler bakın ne yapıyoruz? Bir sayı hangi sayının karesidir şeklinde düşündüğümüz zaman evet gençler biz aslında burada kare kök alma işi yapmış oluyoruz. 4 sayısı 2'nin karesi olduğundan 4'ün kare kökü gençler şöyle gösterelim. Kare kök 4. Evet 4'ü gençler bakın 2'nin karesi olarak yazdığımı düşünürsem burada aslında şöyle de diyebiliriz. 2 ile kök gençler bakın kare ile kare kök birbirini götürür ve 2 olarak kare çıkar deriz. 25 sayısı 5'in karesi olduğu için kök 25 aslında 5 şeklinde 5'e eşittir deriz gençler. Yani 25'in karekökü kökü 5'tir diyoruz. Evet devam edelim ilk etkinimize geçelim. Evet, birinci alıştırmada aşağıdaki sayılardan tam kare olanları belirleyiniz demiş. Yani 16 sayısı evet, neyin karesi gençler? 4'ün karesi olduğu için 16 tam kare bir sayıdır. 20 gençler tam kare bir sayı değildir çünkü herhangi bir sayının karesi değil. 24 tam kare değil. 36 6'nın karesi olarak yazıldığı için 36 tam kare sayı. Evet 41 sayının karesi değil. 49 sayısı gençler 7'nin karesidir. O halde 49 tam kare bir sayıdır. Evet 50 56 tam kare değil. 64 gençler 8'in karesi olarak yazılır ve tam kare bir sayıdır. 100 gençler 10'un karesidir. Yani 100 tam kare bir sayıdır. Bir de gençler burada 144 sayısı 12'nin karesi olduğu için tam kare bir sayıdır. 120 de yine bir sayının karesi değildir diyoruz. Gençler de burada özellikle 20'ye kadar olan sayıların kare ezberlememiz gençler. Kareleri ezberlemek bizim işlemlerimizi kolay kılar diyorum. Evet lütfen gençler 20'ye kadar olan sayıların karelerini ezberleme işini tamamlamamız gerekir. Evet alıştırma 2'ye geçelim. Evet aşağıdaki ifadelerin değerini bunu demiş. Gerçi burada karekök içinde verilen sayı neyin karesidir şeklinde düşüneceğim. Bakın karekök 16. 16 4'ün karesi olduğu için karekökten 4 olarak çıkar. E 36 gençler 6'nın karesiydi. O halde karekökten 6 olarak çıkar. 49 7'nin karesi şöyle gösterebiliriz. E, kare ile kare kök birbirini götürür ve 7 olarak çıkar. 64 biliyorsunuz 8'in karesiydi. 169 13'ün karesidir. Kare kökten 13 olarak çıkar. 196 14'ün karesidir. 14 olarak çıkar. 225 gençler. Evet 15'in karesidir diyelim şöyle. Kare ile kare kök birbirini götürürse 15 olarak kare kökten çıkar. 256 da 16'nın karesi olduğu için karekökten 16 olarak çıkar. Evet devam edelim alıştırmamıza. D'ye geldiğimiz zaman 81 gençler 9'un karesiydi. Karekökten 9 çıktı. 110'un karesidir. 121 11'in karesi olduğu için karekökten 11 olarak çıkar. 144 gençler 12'nin karesidir. 420'nin karesidir. 625 gençler 25'in evet 1'in karesi 1'dir gençler. O halde karekökten 1 olarak çıkar. 0'da 0 da gençler 0'ın karesi olarak yazıldığı için karekökten 0 olarak çıkar diyoruz. Evet geçelim gençler. Evet not bilgimizi okuduğumuz zaman bir sayının karesi negatif olamayacağı için Evet kare kök içinde negatif bir sayı yazılamaz gençler. Bakın burada et kare kök içerisinde eksi 9 şeklinde bir ifade yanlış bir ifadedir. Aynı şekilde bir sayı karekök kök dışına negatif olarak çıkamaz. Yani 36 kare eksi 6 olarak çıkamaz. Evet 6 olarak çıkması gerekir diyoruz. Ama gençler eksi kare kök 36 sayısı. Bakın eksi 6 eşit olur gençler. Eksiyi burada aynen yazmak durumundayız diyelim. Evet devam edelim. Örnek 1'e baktığımız zaman yukarıdaki işlemin sonucunu istiyor. Gerçekten karekök 49'un değeri 7'dir. Eksi. Karekök 16 karekökten 4 olarak çıkar. Karekök 36 da 6 demektir. Buradan 7'den 4'ü çıkarıyorum. 3 artı 6'dan 9 olur işlemimizin sonucu diyorum. Evet bir sonraki örneğe bakalım. Yukarıdaki karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor gençler. E kare kök zaten gençler alanı verilen karenin bir kenarı bulma işine yarar. O halde bu karemizin bir kenarı karekök 81'dir. E kare 81 de 9 santimetre demektir. O halde çevre için kare olduğu için 4 ile 9'u çarparsak çevre uzunluğu 36 santimetre olur diyoruz. Evet bir sonraki örneğimize geçelim. Yukarıdaki ifadede a yerine kaç farklı doğal sayı yazılır diyor. Gençler kare kök 49 7 demekti. Küçüktür a. Karekök kök 144 de gençler 12'nin karesi olduğu için 12 demektir. O halde a yerine 7'den büyük 12'den küçük sayıları yazacağım. Yani 8, 9, 10 ve 11 doğal sayıları yazılır. Gördüğünüz gibi 4 farklı doğal sayı yazılır diyoruz. Evet örnek 4'e geçelim. Yukarıdaki işlemde a'nın değeri kaçtır demiş. Mesela yani karekökü 121 11 demekti. Karekökü 196 da sevgili gençler 14 demektir. Karekök 196 14'ün karesine eşit olduğu için evet 14 olarak karekökten çıkar. O halde bunu düzenlersem 11 14 daha 25 yapar. Yani burada dikkat edersek kök a dediği için 25'i karekök içinde düşüneceğim. 25'i yani tersine işlem olarak düşünürsem karesini alarak Karekök için alırız. 25'in karesi 625'tir. Bakın bu artık karekök a eşit oldu. Her iki tarafta karekök olduğu için a'nın değeri 625'e eşit olur diyelim. Evet örnek 5'e geçelim. Evet, yukarıdaki şekilde verilen değerler şekli oluşturan karesel bölgelerin alanı olduğuna göre şeklin çevre uzunluğunu istiyor. Yani eğer alanı 900 ise bir kenar karekök 900'den 900 gençler 30'un karesine eşittir. Bakın buradan bir kenara 30 santimetredir. kenarlara 30 yazalım. E 400 400'de e 400 ise alanı gençler bir kenarı karekök 400 yapar. E karekök 400'e zaten 20'nin karesiydi. Yani 20'ye eşittir. Burada sevgili gençler bakın şurayı unutmayacağız. Evet. Büyük karemizin bir kenarı 30'du. Burası 20 ydi. 30'dan 20'yi çıkarttık. Burada bir de 10'umuz var. O halde şeklin çevresinde 1, 2, 3 tane 30 var. Şöyle 3 çarpı 30 diyorum. Artı 3 tane 20'miz var. 3 çarpı 20 artı bir de 10 santimetre var. Düzenlersem 90 artı 60 artı 10'dan 90 10da 10'da 160'la toplarsak da 160 santimetre olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim bir sonraki örneğe geçelim. Evet örnek 6'ya geldiğimiz zaman yukarıdaki işlemi sonucunu istiyor. Gençler kare kök 110'a eşittir. Artı kare kök 25 gençler 5 demektir. Karekök kök 9'da 3 demektir. O halde toplarsak 15 daha 15 bölü 3'ten 5 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet sevgili gençler örnek 7'ye geçelim. Evet yukarıdaki ifadenin değerinden küçük kaç farklı doğal sayı vardır diyor. İşte 225 biliyorsunuz 15'in karesiydi. O halde e, bu kare 15 olarak çıkar. O halde sayılarımız gençler eğer sayının değerine x diyecek olursam x'in değeri 15'ten küçük sayılar olacak ve doğal sayı dediği için sıfırdan başlayacak. O halde x yerine gelse bakın sıfırdan başlıyorum. 0, 1, 2, 3 diye devam edersem 14'e kadar sayılar yazabilir. Evet bunun sayısı ve sıfırdan 14'e kadar sayılarda 15 tane doğal sayı yazılır diyoruz. Evet gençler toplamda 0 dahil olduğu için 0'dan 14'e kadar 15 tane doğal sayı yazılır diyelim. Evet sevgili gençler bu sorumuzla da dersim burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.